Engelsiz Haber Bülteni'nden merhaba. Başbakan Faiz Sucuoğlu, kabinede yapmak istediği değişikliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın onay vermemesi üzerine, koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Tatar, hükümetin istifasını kabul ettiğini açıkladı. "3 Mart'ta güven oyu alarak göreve başlayan UBP, DP, YDP koalisyon hükümeti istifa etti. Başbakan Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar'la görüşmesinin ardından açıklama yaparak, Cumhurbaşkanının "ben o sorumluluğu alıyorum" diyerek hükümetin istifasına onay verdiğini belirtti. Hükümetin istifasını Cumhurbaşkanının elini kolaylaştırmak için verdiklerini belirten Sucuoğlu, görevlendirmenin hızlı bir şekilde yapılacağını kaydetti. Tatarsa anayasanın 106. maddesi gereğince Sucuoğlu'ndan yeni hükümet kurulana kadar başbakan ve bakanların görevlerine devam etmesini istediğini söyledi. Öte yandan koalisyonu oluşturan partiler yetkili organlarında değerlendirmelerde bulunuyor. Başbakan Faiz Sucuoğlu, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sıkıntıları yerinde inceleyerek bilgi alan Sucuoğlu, sağlık sistemine gereken desteği verme kararlılığında olduklarını söyledi. Sucuoğlu, hükümet olarak sağlığın önünü açma anlamında neler yapılabileceğini konuşmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini, sağlık sistemine gereken desteği verme kararlılığında olduklarını belirtti. Sucuoğlu, yapılması planlanan hastaneler konusunda da bilgi vererek, geçtiğimiz hafta imzalanan protokolde 500 yataklı hastane ile ilgili bütçe ayrıldığını belirterek, bu yıl içerisinde projenin sonuçlanmasıyla hastanenin temellerinin atılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı kayıp şahıslarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Rum tarafının failler aleyhine dava açmaktan imtina ettiği vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı kayıp şahıslarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar'ın adaya ziyaret gerçekleştiren BM zorla veya irade dışı kaybetmeler hakkında çalışma grubu heyetine, çoğunluğu sivil halktan oluşan Kıbrıslı Türk kayıpların 1963-74 döneminde Rum polis ve milisler tarafından evlerinden, iş yerlerinden, hastanelerden kaçırılarak kaybolduğunu, 1974'te Kıbrıslı Türk kayıplara yenilerinin eklendiğini, Rum kayıpların çoğununsa Rum askerlerden oluştuğunu izah ettiği belirtildi. Açıklamada özellikle atlılardaki Kıbrıslı Türklerin toplum mezarının Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından halen açılamamasının sebebinin Rum tarafının engellemesinden kaynaklandığının altının çizildiği de ifade edildi. Yerel yönetimlerle ilgili mevzuat için geçici ve özel komite oluşturuldu. Mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerden birer milletvekili olmak üzere 5 üyenin yer aldığı komite ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çalışmalarını 16 Mayıs'a kadar tamamlayacak komite, hazırlanan raporu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'yla siyasi parti başkanlarına sunacak. Komite Başkanı UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, komitede kurumsal, idari, mali yapılarıyla hizmet alanları değerlendirilerek
belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili kriterlerin ele alınacağını söyledi. Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Devrim Barçınsa, sayı tartışması yapmaksızın yerel yönetimlerin verimliliğini artırmak için bilimsel kriterleri ortaya koyacaklarını kaydetti. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararlar açıklandı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını duyurdu. Buna göre ülkeye girişlerde güvende kal uygulaması kaldırıldı. Yurt dışından gelenler aşı kartı, aşısızsa 72 saat öncesi PCR veya 24 saat öncesi antijen test sonuçlarını göstererek ülkeye girebilecek. Covid-19 okul çalışanları veya öğrenciler izolasyon süresinin sonunda negatif antijen testiyle de okula dönebilecek. Öte yandan ada içi geçişlerde uygulanan kurallar kaldırıldı. Kişiler Covid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapabilecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 19-23 Nisan haftası açılış korteji ve töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk koyan öğrenciler Cumhurbaşkanlığı'na yürüdü. Öğrenci ve öğretmenleri selamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk'ün armağan ettiği bugünün kıymetinin bilinmesini istedi. Öğrenci ve öğretmenler Cumhurbaşkanlığı'nın ardındansa Cumhuriyet Meclisi'ne yürüdü. Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Çocuklar geleceğin en büyük güvencesidir." vurgusu yaptı. Öğretmenlerin de çocukları en iyi şekilde yetiştireceğine olan inancını dile getirdi. Engelsiz Haber Bülteni'ni izlediniz. Hoşça kalın.